kampanya. Jilet Maküç fırsat paketlerinde Opet'ten 5 liralık akaryakıt veya otogaz hediye. Hızlı davranın, kaçırmayın. İddialı Totem 100. Gol olana kadar patlasa bile tuvalete gitmeme totemine tutamaç denir. Kendini tutanın totemi de tutar, kuponu da. Karşınızda grafiker Tolga. İnternette kendimatbaam.com'u keşfetmiş. Dosyasını yüklemiş, ücretini kredi kartıyla ödemiş. Baskıları ertesi gün adresine gönderilmiş. Genç grafiker bundan böyle tasarımlarının baskısını hem yüksek kalitesinden hem uygun fiyatından emin olduğu kendimatbaam.com'a emanet etmiş. Küçük büyük her işletmenin el ilanından broşüre, antetli kağıttan kartvizite kadar tüm baskı işleri için kendimatbaam.com. Satmak ciddi bir iştir. Oyun oynamaya benzemez. Realty World, emlak dünyasının güvenilir markası. İtalya Voleybol Ligi'nde 13. haftanın perdeleri Sports TV'de açılıyor. Lider Piacenza, Ornavasso deplasmanında galibiyet arıyor. İtalya Bayanlar Voleybol Ligi Ornavasso Piacenza karşılaşması bugün 21.30'da canlı yayınla Sports TV'de. Köksel yüzme dünyasını sunar. Sporun kanalı Sports TV'den mutlu günler. Turkcell'in sunduğu Yüzme Dünyası'na hoş geldiniz. Ben ve arkadaşım Eren Çetin Yüzme Dünyası'ndan haberlerle sizlerle birlikteyiz. Bugün stüdyomuz oldukça kalabalık. Master yüzücülerimiz var. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet, Türkiye Kısa Kulvar Master Şampiyonası'na istinaden geldiler. Aslında en büyük özellikleri spora en çok özveri katan, spor kültürünün en çok yayılmasını sağlayan bir grup. Olma özelliği onların. Çünkü master yüzücüler yüzme kariyerleri bittikten sonra profesyonel kariyerleri hem spor kültürünü devam ettirmek hem de spor faaliyetlerini devam ettirmek için bir nevi gençlere de örnek olmak için kariyerlerine yeni bir boyutta devam ediyorlar. Master i̇kinci boyutunda bahar. Devam ediyorlar kesinlikle bir ikinci bahar yaşatıyorlar diyelim ve özellikle 2008'den bu yana yanılmıyorsam master yüzme daha da farklı bir ivme kazandı. Türkiye'de birazcık onu değerlendireceğiz aslında bugün. Kısa kulvar şampiyonasında konuşacağız. Daha önce Eindhoven'da çıkarma yapmıştık Avrupa şampiyonasında onu konuşacağız. Montreal'de dünya şampiyonası var onu konuşacağız. Aynı zamanda buradaki beyefendiler, hanımefendiler birer iyi de fert aynı zamanda. Türkiye Cumhuriyeti'nin parlak vatandaşlarından bazıları onların spor kültürüne yaptıkları katkıya ek olarak sporun onlara yaptığı katkıyı da konuşmuş olacağız diye ben böyle bir girizgah yapmış olayım. İsimlerinizi tek tek Aslı isterseniz anons etsin şöyle bir sırayla sonra da sizden kendinizi tanıtmanızı rica ederim. Evet, öncelikle Bige burada. Efe. Merhabalar. Evet. Ve Füsun Hanım. Merhaba. Dilara. Ve sizin isminiz Kerem. Kerem hocam burada. Kerem Arda hocam evet, Kerem zaten. Hocam.
Türk sporu için en önemli nokta atışı evet. kişilerden bir tanesidir. Hem engelli sporlarında hem de master yüzme konusunda Üsküdar Sporları'nın baş antrenörü ama spor AŞ'de de farklı görevlerinizin olduğunu gayet iyi biliyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Bige Vardar yine Üsküdar Sporları'nın bayan takımı kaptanı. Bunu özellikle ama, söylememizi istiyorum. Evet, kendisinin çok mükemmel de bir akademik kariyeri de var. Ondan da konuşacağız. Hemen yanında Dilara Demirel var. Yine o da Üsküdar Su Sporları'nın sporcularından bir tanesi. O çiçeği burnunda sporculardan bir tanesi. Onu neymiş master yüzme iten? Onu göreceğiz. Efe Erduran en şanslı sporcu ve aynı zamanda antrenör. Kendisi Bob Bowman'ın Turkcell'in desteğiyle yanılmıyorsam Colorado'ya gideceksin ya da Baltimore'a gideceğim. Akuatik. Evet, Baltimore Akuatik Kulübü'ne gideceğim ben. Harika. De. 2 aylık orada Bob Bowman'la beraber 2020 Olimpiyatları kapsamında antrenör gelişim projesi kapsamında bir staj göreceğiz yanında. Aynı zamanda yüzme manya takım kaptanlığında yapıyorsun ve Füsun Şeker Hanımefendi Anadolu Yüzme Manya İstanbul Anadolu Spor Kulübü master yüzücüsü. Aynı zamanda yüzme manyada da oğlunuz Boran yanılmıyorsam antrenörlük ve kuruculuk görevlerini üstlenmişti. Ben şöyle başladım yüzmeye. 3 senedir yüzüyorum. Daha önce bir sporcu geçmişim yok. Oğlumu küçük yaştan itibaren yüzme sporuna ittim. O da çok sevdi ve şu anda antrenör olarak devam ediyor. Neydi özellikle oğlunuzu yüzmeye itmedeki sebebiniz? Bir sporla ilgilenmesini istiyordum. Hı-hı. Fakat kişiliğinden ötürü takım sporunda yapabileceğini değil de bireysel olarak daha başarılı olabileceğini düşünüyordum. Yani onun kişilik yapısı özelliğiyle. Hı-hı. O nedenle yüzme sporuna kanalize ettim. Şimdi de o beni yüzdürüyor. Ne güzel bir analiz aslında. Ben onu küçükken yarışlara götürüyordum. Artık o beni yarışlara götürüyor. Çok iyi bir analiz. Evet. Özellikle Bowman'ın buraya gelip seminerde de bahsettiği bir konu vardı. Belki sizler de, sen özellikle Efe zaten oradasın. Oradaydın ben de hatırlıyorum. Sporcu, veli, antrenör ilişkisinin çok önemli bir üçgen oluşturduğunu söylüyordu. Siz bunun ilk aşamasını henüz çocuğunuz küçük yaşlardayken kurmayı başarmışsınız. Evet, yani ben aslında meslek hastalığı dolayısıyla yüzme sporuna başlamıştım. Diş hekimiyim ben ve bizim mesleğimiz kas iskelet sisteminde bir takım sorunlara yıllar içinde yol açabiliyor. Ve çeşitli ağrılarım vardı. O nedenle yüzmeye başladım. 2 sene yüzdükten sonra anne seni yarışlara sokalım dediler. Ve tamam. Master yarışına ilk geçen sene Şubat ayında Bursa'da uzun kulvar yarışına katıldım. Sonra Marmaris'te yine 2013 yılında katıldım. Bu sene de Toz Koparan yarışlarına katıldım 2014'te. Geçtiğimiz haftalarda. Öyle. Efe sen neler yapıyorsun anlatır mısın birazcık son dönemde özellikle? Bizim son zamanlarda yaptıklarımızı söyleyelim. Master yüzmeye dayalı olarak ilk olarak tam bir sene önce oldu. Şubat ayında Bursa uzun kulvar yarışlarına itibaren kurucu arkadaşlarımla beraber ben, Taha Engin, Boran Nalçacı ve Serhat İskenderoğlu'yla beraber çevremizden de bir eski yüzücü arkadaşlarımız ve yüzmeye gönül vermiş birazcık daha orta yaş ve üst yaş sınıfındaki dostlarımızı, yakınlarımızı çağırarak bu master takımını kurup ilk olarak bir Bursa uzun kulvar yarışına katılmayı hedeflemiştik. Bunu da gerçekleştirdik. İlk girdiğimiz yarışta gayet başarılı bir sonuç elde ettik. Toplamda 6 tane Türkiye rekoru kırdık. 20'ye yakında madalya kazandık. Ondan sonra ise Marmaris Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası'na katıldık yazın. O yarışı da gerçekten Bursa'yı arabayan bir performans sergileyerek ve takımımızın üzerine koyarak birkaç tane benim yüzücüm olan çocuklarımın velilerinden de eski yüzücü olup da kattığımız kişilerle beraber o yarışa katıldık ve geçen seneyi toplamda 92 Türkiye rekoruyla bitirdik. Bu sene ise ilk yarışımız olan 2014 yarışın ilk resmi yarışı olan Toz Koparan yarışında ise daha ilk yarıştan hani 83 rekoru ulaşıp toplamda da 83 madalyaya ulaşıp ilk olarak toplamda 14 Türkiye rekorunun sahibi olduk. Yüzme manyanın hedefi olarak ben size şunu söylemek istiyorum. Hani bizim ilk olarak hedefimiz master grubu olarak sadece ilk olarak yarışlara katılmak, eğlenmek, bu işin keyfini ve tadını çıkartmak. Bunu istemeyen kişiler varsa eğer biz yarışlara katılmak istemiyoruz. Tabii ki de sağlık için spor olarak bize başvurabiliyorlar. Özel ders olarak bize başvurabiliyorlar. Eğer kendi havuzları, kendi imkanları varsa bizden sadece yazılı veya görsel olarak
antrenman desteği alabilir, kendileri çalışabilirler. Bize bu şekilde de dahil olabilirler. Yani her türlü bizim yüzmeye gönül vermiş, yüzmek isteyen, ekstra bunun yanında da ekstra olarak yarışmak isteyen, yarışma heyecanını yaşamak isteyen insanları biz her türlü İstanbul Anadolu Spor Kulübü Yüzme Manya'nın çerçevesi altında bekliyoruz. İnanılmaz kurumsal da bir isminiz olmuş gerçekten. İstanbul Anadolu Spor Kulübü Yüzme Manya olarak gerçekten çok akılda kalacak bir tekerleme gibi. Teşekkürler. Yani açıkçası merak ettiğim konulardan bir tanesi şu. Ben hiçbir yüzme geçmişim olmamasına rağmen bir master yarışmasına da katılabilirim. Milli sporculuk kariyerimde olması gerekmiyor. Evet. Bir kulübe gidip kayıt olmam, sizden ders almam ya da işte her neyse performansı. Yüzme bile olmanız yeterli. Yeterli olacaktır. Evet. Peki. Dilara Hanım, sizi tanıyalım. Merhaba, Dilara Demirel. Kaç? 27 yaşındayım. 25-29 yaş kategorisine 2 senedir kalifiyeyim ama bu sene ilk defa katıldım. Açıkçası ben biraz Bigen'in fotoğraflarını görüp çok hoşuma gitti. Dedim ben de katılayım çünkü yarışlara katılmak çok insanın içine işleyen bir şey. Çok hani özlediğiniz bir şey. Antrenmanlar zaman zaman yıllar içinde çok zorlayıcı koşullara gelmiş olsa da o yarış heyecanı hiçbir zaman unutulmuyor. O yüzden hani biraz daha eskisine nazaran rahat koşullarda yarışmak çok daha keyifli oldu. Siz bir avukatsınız aynı zamanda. Evet. Geçmişte milli takıma kadar yükselmiş de bir sporcusunuz. Evet. Orada kalan alışkanlıklarınızı Ala Master'da devam ettiriyorsunuz. Peki neden ara verdiniz? Neden çok mu antrenmanlar çok mu ağır geldi? Daha yüksek bir seviyede yarışmak. Yani şöyle açıkçası... Öyle bir tempoda yüzüyorduk ki hani günde iki antrenman vesaire işte hani yılda sadece bir hafta ya da iki hafta ara vermek gibi. Hani sporun ya da en azından yarışma şeklinin başka türlü yapılabileceğine inanmıyordum. Hani böyle haftada bir iki antrenmanla yarışa da mı girilirmiş gibi bir düşünce hakimdi. Ama hani yıllar geçtikçe öyle olmadığını görüyorsunuz. Hani bunun zevk içinde ve eğlenmek içinde yapılabileceğini görünce tekrar katılmaya karar verdim. İyi ki de katılmışım. Çok keyif alıyorum. Harika. Bilge sen de çok keyif alıyorsun kesinlikle. Sen bir de dünyayı da dolaşıyorsun bu yarışlarla birlikte. Yani gerek Indianapolis gerek Eindhoven farklı farklı noktalarda yüzdün, havuzlara girdin. En deneyimli sporcularımızdan bir tanesin buradaki. Birazcık kariyerinden bahseder misin? Tabii. 26 yaşındayım. Kendimi bildim bileli yüzüyorum. Ama yaklaşık 16-17 senedir hani aktif olarak yüzme sporunu devam ettiriyorum. Müsabaka sporcu olarak. Müsabaka sporcusu olarak işte 9 yaşından itibaren işte biz bu işlerin içine girip yarışlara katılıyorduk. Daha sonra işte üniversiteye kadar devam ettirdik. Sabah akşam öğleden sonra antrenmanlarımıza devam ettikten sonra aktif sporculuk hayatımı bir yerde bırakmak zorunda kaldım. Hani üniversite sınavlarıydı. 2004-2006 arası yüzdün, yarıştın milli takımda. Evet, 2006 sonunda da hani bırakmıştım. Daha sonra işte 25 yaşına kadar yani master sporcusu seviyesine gelene kadar o günü iple çektim diyebilirim. O günü doldurur doldurmaz da geçen sene işte Şubat ayında yarışlara katılmaya başladım master yüzücüsü olarak. Şu anda da Üsküdar Sporları kulübü sporcusuyum. Aynı zamanda işte sizin de söylediğiniz gibi. Farklı bir noktaya temas ettin ya da ben en azından cımbızla çekeyim. Master yüzücü olacağım günü bekledim diyorsun. Bunun için belirli bir süre var mı yani? Yaş gruplarından da bahseder misin? Tabii 25 yaştan başlayarak 94 galiba en son yaş grubu. Ondan önceki seviyelerde yani 25 yaşın altındaysa katılamıyorlar maalesef. Aktif sporcu da olamıyoruz çünkü hani profesyonel olarak başka bir iş yaparken bu şekilde antrenman tempolarını devam ettirmek çok zor. Yani biz lisedeyken işte sabah 5'te antrenman yapıyorduk, oradan okula, okuldan tekrar antrenmana geri dönüyorduk. Hani profesyonel hayatımıza devam ederken bu biraz zor oluyor. Ama şimdi de en azından kendi takımınızla gidip yurt dışında milli takımı temsil etme fırsatı yakalayacak düzeyde geliyorsunuz. Aslında bu da en önemli noktalardan bir tanesi. Ama her ne kadar aktif statün olmasa da. Anladığım kadarıyla kariyer anlamında da iyisiniz. Burada da iyi olmak istiyorsunuz. Mesela Füsun Hanım daha sonradan başlamış ama hani kariyer anlamında iyi. Yüzmeyi sadece spor olarak yapmayı tercih etmemiş. Aynı zamanda yarışmak da istemiş. Herhalde o bırakma evresi de onu tam iyi yapamayacağınızdan dolayı mı acaba yani, üniversite dönemi? Evet, öyle de denebilir. Ama hani yüksek seviyede her zaman performans sporu yaptığınız zaman her zaman en yüksek seviyede en iyisi olmaktan çok hani yüksek seviyede
kalmak zorundasınız. Yani bir takım barajlar var, onları geçmek zorundasınız. Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için çok yollar aşmalısınız. Bunun için de çok çaba sarf etmek gerekiyor. Tabii heybede biriktirdiğim başka şeyler de var aslında. Birazcık akademik geçmişinden de bahsedersen o da keyifli olacaktır kesin izleyicilerimiz için. İTÜ Biyomühendislik mezunuyum. 2010 yılında bitirdim. Daha sonra yüksek lisansımı Danimarka'da yaptım. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyim. Doktorama devam ediyorum. Biyomedikal mühendisliği alanında. Yani tamamen spordan belki uzak. Beyin ama gücüyle çalıştırıyor. Evet. Ama spordan da kopamıyoruz. Çünkü hani küçük yaşta başladığınız bir şeyi sürekli insan istiyor. O disiplin en başta oturuyor. Dolayısıyla hani yüzmediğiniz zaman bir vicdan azabı, bir şey oluyor. Dolayısıyla şimdi hele master seviyesinde özellikle dünya şampiyonası var önümüzde. Hazırlanmamız için antrenman yapmamız lazım. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız. Dereceleri aşağı çekmek lazım. En önemli özelliklerinden bir tanesi bir gün senin de bir çocuğun olduğu zaman senin gibi bir spor kültürüne sahip olacak. Kesinlikle. Bence ülkemizin de en çok ihtiyacı olan şeydir. Yani performanstan, madalyadan falan çok daha fazla ihtiyacımız var. Doğru spor kültürüne, spor izleyicisi olmaya falan, spor kurallarını bilmeye, hepsine ilgi duymaya gibi birçok eksiklerimiz var. Dileriz senin de dünyaya kazandıracağın yavru aynı senin gibi sporcu ve parlak bir kişi olur diyelim. Kerem Hocam, sporun kanalı Sports TV ekranları zaten Kerem Arda hocamızı gayet iyi tanıyorlar. Kendisi birçok özellikle özel sporcularımızın yetişmesinde ve rekorlar kırmasında en büyük pay sahibi isimlerden bir tanesidir. Birçok konuda gönüllüdür, tam bir spor emekçisidir. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıtmaya artık ben ihtiyaç duymuyorum kesinlikle ama siz yine de bir giriş yapın. Kerem Arda. Aslında anlattığımız bu tarz şeylerde anlatılmak çok hoş. Ama önemli olan da bunları yapıp başarıları görmek. Şimdi öncelikle ben her zamanki bir teşekkür ederim. Yani futbolun konuşulduğu, futbolun yoğun olduğu bu ortamda yüzmeye, özellikle master yüzmeye vermiş olduğunuz değerden dolayı ve Türk halkına tanıtımımızdan dolayı vallahi teşekkür ediyorum. Vallahi siz yüzüyorsunuz, biz sadece konuşuyoruz. Evet. Bizim iş bu arada çok kolay yani. Onun haricinde şuraya vurgu yapmak istiyorum. Biz şu an Türkiye'de ortalama 450-500 master sporcusunu temsilen buradayız. Yüzme manya ve Üsküdar sporların haricinde ortalamada 40-50 spor kulübünde olduğunu belirtmek isterim. Mümkün olunca hakkaniyetli olarak da ben çoğu arkadaşımın tanıtımını ve ismini geçimi değiniyorum. Ama mesela tabii popüler spor kulüplerinin olduğunu da söyleyelim yani. Galatasaray'da. Evet, Galatasaray var. İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü büyük atılım yaptı bu yarışlarda. Enka keza öyle. Ambatur yine aynı şekilde. Evet, aynı şekilde. Yeni kulüpler kuruluyor. Yeni kulüpler kurulduğu zaman eski milli sporculardan, elit seviyede bu sporu icra etmiş kişilerden kurulmaya başlıyor. 2000'li yılların başında başlayan master yüzme 4-5 sene bir durağanlaştı. 2008'de tekrardan milli takım seviyesinde Avustralya'ya götürdü sporcunu, Türk milli sporcunu. Oraya gidenlerden bir tanesi bizim genel takım kaptanımız Tolga Öcal. O da buraya gelmek istiyordu ama mümkün olunca gelemedi. Türkiye rekortmeni sporculardan bir tanesi. Evet, bu yarışlarda 5 tane Türkiye rekoru kırdı. Rekorlara devam ediyor. 2008'den sonra milli takım seviyesinden çıkıp kulüpler seviyesine devam etmeye başladı master yüzme. 2009-2012 bugüne kadar. Gelişmesi de aslında bununla direkt doğru orantılı diyebiliriz, bağlantılı. Gelişmesinde eski sporcuların, eski milli sporcuların, elit sporcuların çok önemi var. Aynı zamanda da bu işe gönül vermiş, zamanında yüzmüş ancak belli bir seviyede, elit seviyede ya da şampiyona bağında katılamamış, akademik seviyede ulaşmış, aynı Füsun ablamız gibi örneğin. Bu yarışlarda bir harmoni yaratıyorlar, bir araya geliyorlar. Bunun da avantajı şu oluyor, antrenman programını, hareket antrenman bilimini bilen, bu işi en iyi şekilde icra eden sporcularla bu işi sonradan başlayan, yarışçı seviyeye gelen kişiler birleşip birbirlerinin bilmediklerini birbirlerine anlatıyorlar. Onun haricinde hem sağlıklı yaşam adına güzel bir iş oluyor, hem de şampiyonların kalitesi artmış oluyor bu seviyede. 2009'larda baktığınızda örnek veriyorum, 50 metre serbest örneğin 35 saniyede yüzülürken
Şu an 24 saniyeler 25 saniyelere düştü. Şu anda 21-22 saniyelerin yüzüldüğü bir 50 serbestte master seviyede özellikle 40-50 yaşında 25 saniye 24 saniye sonu yüzülen bir yarışa baktığınız zaman ne kadar kaliteli olduğunu görebiliyorsunuz. Bu seviyeden baktığımızda Türkiye'de master yüzmenin gelişimi keza Avrupa ile eşdeğer olmaya başladı. Son 2-3 şampiyonadır ülkemizi, kulüplerimizi temsilen yurt dışına giden sporcularımız var. Bunları görünce az önce Dilara'nın söylediği gibi etkileşim oluyor. Sporcular birbirini görünce hevesleniyor. Kaliteyi arttırmak için şampiyonlara katılıyorlar. Böyle olunca da arkadaşlarımın anlatmış olduğu şeyleri desteklemiş oluyoruz. Kesinlikle önemli olan da daha fazla tabana yayılabilmesi. 500 tane sporcudan bahsettiniz ama öyle bir kısa kulvar şampiyonası yapıldı ki 350 tane sporcu vardı orada. Yani çok büyük bir kısmı da katıldılar. Geri kalan 150'yi neden çekemedik havuzu? Açıkçası onu da sorgulamadan geçemeyeceğim. Şöyle. Ben fazla mı mükemmelliyetçi? Şöyle yani aslında ama biz en çok katılımı 400-450 aralığında bulduk bugüne kadar yarışlarda. Hani 500 kişi, 550 kişi dönüşümlü oluyor. O da şöyle oluyor bölgesel olarak. Örneğin Bursa'da yarış olduğu zaman Bursa'daki sporcular daha çok oluyor. Ya da işte örnek veriyorum Marmaris'e olduğu zaman Marmaris bölgesinden, Ege bölgesinden daha çok sporcu geliyor. İstanbul olması son zamanlarda 2009'dan beri İstanbul'da Master şampiyonası yapılmıyordu. En son Burhan Ferik'te yapıldı Nisan 2009'da. Biraz da İstanbul yoğunluğundan dolayı gelemeyenler oldu. Tarih aralığı uymayanlar oldu. Ama genelde 350-400 arasında aralığında kalır sporcu sayısı. 500 kişi de sürekli dönüşür yarışlarda. Dereceler de çok ciddi söylediğiniz dereceler. Yani evet. Ben yanlış hatırlamıyorsam 20-90 ya da 91 Cesar Cielo'nun 50 evet, metre evet, serbest evet, rekoru, dünya rekoru evet, hala kırılamamadı diye tahmin ediyorum. Yani 22'ler, 24'ler falan. Ki öyle baktığınızda elit seviyede, profesyonel seviyede, olimpiyat seviyesinde antrenman programlarını ona göre yapan, hayat seviyesini ona göre yaşayan bir kişi Cielo. Baktığınızda master yüzücü hem hayatını idame ettirmek için çalışan, para kazanan, ailesini geçindirmeye çalışan, aynı zamanda da antrenmana fırsat bulursa o dereceyi yüzebilen kişi. Maalesef o yüzden takdire şayan oluyor. Bir ara doping sorunu da yaşamış bir kişi ama evet, neyse o da sonradan ikon oluyor sonuçta. Marilyn Jones da mesela atletizmde bildiğiniz gibi çok büyük bir doping skandalına karıştı. Şimdi bir ikon oldu. Dopingle savaşma ikonu. Allah'tan Türkiye'de yüzmede böyle bir problem kesinlikle yaşanmış, evet, görülmüş bir vakaya adiye değildir. Çok şükür ki böyle bir durum yok diyelim. İsterseniz bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından ikinci bölümde hem bu yılki hedeflerinizi hem geçmişte yaptıklarınızı konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Yüzme dünyası devam edecek. Ona ilk bakışta aşık olursunuz. İkinci bakışta göremezsiniz. 170 beygir gücünde 1.6 nitrit Twin Power turbo motoruyla yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi bir arada. BMW 320i Efficient Dynamics şimdi avantajlı fiyatı ve sabit kur fırsatıyla sizi test sürüşüne davet ediyor. Koza yönetim temizliktir. Koza yönetim güvenliktir. Koza yönetim tekniktir. Koza yönetim peyzajdır. Koza yönetim hukuktur. Koza yönetim muhasebedir. Koza yönetim insandır. Koza yönetimdir. Yönetim Koza'dır. İddialı Totem 21. Gol olana kadar hop oturup hop kalkma totemine çekirge denir. İddialı çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncü de totem tutar. Türksel Yüzme Dünyası devam ediyor.
8 Mart Kadınlar Günü için Fenerbahçe milli sporcularıyla birlikteyiz. Evet, Fenerbahçe'nin desteği oldukça fazla milli sporculara hem de kadınlara. Siz neler düşünüyorsunuz? Türkiye'de kadın sporcu olmak nasıl bir şey? Bizim kulübümüz bizi çok destekliyor. Her sporcuyu, bayan, erkek, kadın, erkek fark etmiyor. Bu destek küçük kulüplerde de aynı şekilde midir diye düşünüyorum ama pek cevap bulamıyorum açıkçası. Belki biraz imkanlarla da alakalıdır. Burada çok büyük, önemli kadın sporculardan size örnek olan kişiler var. Mesela Burcu Dolunay. Sen en küçük olarak aramızda. Neler söylersin böyle bir örnek senin önünde olduğu için? Evet, Gizem ablam da benim için çok büyük bir örnek. Burcu ablayla Gizem ablayı örnek alıyorum. Çünkü hem özel hayatları olsun hem okulda, mesela Burcu abla yüksek lisans okuyor. Gizem abla üniversitede, hem okulda olsun, ikisini aynı anda yürütmek cidden zor bir iş. Ve hani bunu çok güzel yapıyorlar. İkisi de iki yolda çok güzel ilerliyor. Bu yüzden ikisine de çok örnek alıyorum. Evet, senin de şimdi sınavın var. Evet, biliyoruz. Sen neler söyleyeceksin? Ya benim de tabii ki örnek aldığım Burcu ablamız var. Burcu abla ilerleyen yarışına rağmen 30 yaşında. Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi yüzücülerden, bayan yüzücülerden birisi. Ve bu zamana kadar birçok başarı elde etmiş. Ben de tabii ki onun gibi olmak istiyorum. Hem eğitim hayatında hem spor hayatında. Kendime ona örnek alıyorum. Aslında 8 Mart kadınların azmininden dolayı çıkmış, yeni bir şeyler istemesinden ötürü ortaya çıkan bir gündür. 8 Mart kadınların söz hakkıdır. Siz neler istiyorsunuz yüzmede, sporda? Biz biraz daha fazla desteklenmek istiyoruz. Arkamızda bizi destekleyen insanların ne kadar fazla, yani bizi destekleyen insanlar ne kadar fazla olursa biz de kendimizi o kadar yalnız hissetmeyiz. Eğer destek olursa sadece bizim için değil, bu ülkemizin diğer yerlerindeki sporcular için daha çok geçerli aslında. Daha çok destek olurlarsa kadınlara, spor yapmaya daha çok teşvik ederlerse ülkemiz sporda daha iyi yerlere gelebilir. Ben de Gizem ablamın dediğine katılıyorum. Özellikle bizden sonra gelen nesillere daha çok destek verilmeli diye düşünüyorum. Önyargı biraz da gereksiz. Sonuçta biz, herkes burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Bunun yanında giydiğimiz kıyafet, taktığımız bonenin bence hiçbir anlamı yok. Bunun için çocuklarımızı desteklemeliyiz. Hiçbir başarı tesadüf değildir öncelikle. Elimizden gelen en iyisini yapıp bu önyargıları yıkmalıyız. Tüm aileleri, kız çocuklarını spor yapmaları için desteğe çağırıyorum. Son en küçük sporcu olarak kızların daha çok spor için teşvik edilmesi gerektiğini söylüyorum. Kadınlara spor desteği bekliyoruz. Sekiz Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. And the wind crashes right. Evet, yüzme dünyasında bu hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında kutlamış olalım. Biz yine duyarlı davranmış olalım. Aslı Kolçak, sana da teşekkür ederiz. Çok güzel, çok keyifli bir video hazırlamışsın. Sizlerin de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili söylemek istedikleriniz varsa rica edeyim. 3 tane hanımefendi konuğumuz var. Eğer isterseniz, yoksa ben hemen konuyu da değiştirebilirim, yani hiç problem değil. Ben de galiba Fenerbahçe yüzme takımındaki bayanlara katılıyorum. Özellikle Anadolu'da kız çocuklarının yüzmeye ve diğer spor branşlarına aileleri tarafından teşvik edilmesi lazım. Destek lazım kesinlikle. Buradan da tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu arada Türkiye'de layıkıyla kutlanmadığını da söyleyelim. Dünyada çok daha önemli bir yer teşkil ediyor 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Hani güzel bir hikayesi var. İşçi kadınların başkaldırısıyla birlikte başlayan bir hikayesi var. Eğer bir yabancı
tanıdığınız varsa onlarla 8 Mart'ta konuştuğunuz zaman büyük ihtimalle eşleri onlara çok büyük hediyeler almış oluyorlar ya da işte yemeğe çıkarmış oluyorlar. Bizde ise kuru bir çiçek ya da bir kutlama, tebrik kadar basit bir işlem diyebiliriz. Peki 8 Mart'ı da bir kenara bırakmış olalım. Master yüzmeyle devam edelim. Dilara sen bir yıldır yarışıyorsun. Peki nereye kadar gitmek? Bir yıldır değil, açıkçası 2 haftadır. Ben çok abartmışım, pardon. Yani 2 hafta önceki yarışlara katıldım son olarak ama hani... Ama bir yıldır yüzme... bir antrenman sürecin var. İnanın bir yıldır yok. Bir antrenman sürecim bile yok. Hani yılbaşından önce... Gözlerimizle de anlaşamayacağız. Tamam. Yılbaşından öncesine kadar yani şey antrenman amaçlı 11 sene önce falan havuza girmiştim. Aslında dediğim gibi bu kadar ara vermiş olmaktan dolayı hayıflanıyorum şu an. Çünkü kafamızda dediğim gibi belli şablonlar vardı. Hani sağlık için spor yapmak o kadar yani profesyonel ve şey bir koşulda yapıyorduk ki hani sağlık için spor yapmak sanki böyle hani hafif küçümsenecek hatta bir şeymiş gibiydi. Halbuki asıl önemli olanın ve hayat boyu devam ettirilmesi gerekenin o olduğunu şu an çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Mesela 92 yaşındaki Nejat Nakkaş'ı görürken hani Phelps orada dünya rekoru kırsa o kadar alkış alabilirdi. Hani çok etkilendik. Çok büyük bir başarı. Umarım hani hepimiz çok uzun yıllar daha bu şekilde devam edebiliriz. Ankara'da Seyfettin amca vardı yanılmıyorsam. Bedrettin amca pardon. 84 ya da 88 yaşlarında. Bu yarışlara da katıldı. İnanılmaz yani 1931 doğumlu. İnanılmaz. Fikren bile dünyada olmadığımız zamanlardı. Efe senin şanslı olduğunu söylemiştik. Kampa gideceğini de söyledik. Nasıl bir kamp bekliyorsun? Nasıl bir eğitim bekliyorsun Bob Boom'undan? Sonuçta şu anda orada 2 tane antrenörümüz var. Onlarla konuştun mu? Ne deneyimliymişler? Evet. Şöyle söyleyeyim. İlk önce zaten hani benim bu hani hayat içerisinde yapmak istediğim zaten hani yüzücülükten itibaren gelen bir süreçte yapmak istediğim tek meslek yüzme antrenörüydü. Kendi antrenörümü görerek senelerce onun başardıklarını, bize kazandıklarını, çevresine kazandıklarını gördükçe bu işe ismini anmazsan bayağı gönül koyacak bu kadar övgüyle bahsettikten tabii sonra. Tabii ki her zaman Hakan Eskioğlu. Şu anda da zaten yüzme milli takımlar baş antrenörünü yapıyor. Yaklaşık 3 senedir. Biz zaten burada üçümüz Dilara, Lige ve ben... Antrenördür. Evet, bize göre Türkiye'de gerçekten bana şahsım adına Türkiye'nin en iyi antrenörü diyebiliriz. Zaten üçümüz de onunla beraber çalışma fırsatı bulmuş kişileriz. Dilara ile beraber bir dönem Galatasaray'da yüzdük. Bilge ile beraber de 2002 yıllarından da bıraktığımız sürece kadar Işık Spor'da yüzme hayatımızı Hakan abiyle beraber devam ettirdik. Dediğim gibi Hakan abi gördükçe onu idol olarak kendimi ben seçtim. Ve 2009'da aktif yüzücülüğü bıraktıktan sonra performans antrenörlüğüne geçiş yaptım ben. Tabii ondan öncesi kursiyerlerle beraber çalışmaya başlamıştım. 2004 yılında okula girmemle beraber. Şu anda da bir 11-12 yaş yüzme takımım var. Ben bu çocukları kendim eğer ben bir noktaya kadar yaptıysam bu sporu, ben milli takıma kadar rekor kıracak kadar seviye yaptım uzun mesafede. Ben bu işi buraya kadar yaptıysam ben kendimden kat kat daha iyi sporcular yetiştirebilirim hedefiyle yola çıktım. Ve bunun için de elimden geldiğin her şeyi yapmaya çalışıyorum. Sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ya süper bir noktada ortaya çıkmış oldu böylelikle. Biraz önce veli-sporcu ilişkisi diyorduk. Şimdi sporcu-antrenör ilişkisi. 2 tane sporcusu var. Burada Hakan Hoca'nın 3 tane sporcusu var. Üçü de dünyanın en iyi antrenörü diye bahsediyor. Gerçekten biz de emeğine sahip diyelim. Şöyle eklemek isterim. Hani en iyi antrenörlük bilmiyorum. Hani en iyi dereceleri yaptıran antrenör olmak değil bence sadece. Kesinlikle. Ki Hakan Eskioğlu'nun antrenörleri aynı şey yüzücüleri aynı şekilde çok iyi dereceler de yapmıştır ama çocuk psikolojisini anlamak hani çok önemli ve bu Türkiye'de her antrenörün sahip olduğu bir özellik değil bence yani o bakıma yani onu söylerken onu düşünerek yani söyledim. Türkiye'de hepimiz beden eğitimi öğretmenleri görüyoruz tedrisat süresince hepimiz antrenörlerle de en azından amatör bazda da olsa tanışma, çalışma fırsatı buluyoruz. Hangisi hayatımızda ne kadar yer ediyor da master'ına kadar o sporun kariyerinin devam etmesini sağlıyor. Açıkçası bunu da sorgulamak gerekir. Bu da BESYO'dan, beden eğitimi öğretmenlerinden böyle çok daha derin bir araştırma konusunu belki de ortaya çıkartacaktır. Ama ilk antrenörler diyelim. Çok özeldir hep. Herhalde. Değil mi? Yani böyle... çok sporcularda hani onu sevdirecek olan odur. Tabii ki zaten hani benim şahsım adına zaten ilk ve son antrenörüm oldu zaten. Benim 9 yaşında ilk yüzme istas kulübünde yüzerken tanışmıştık.
şans olarak bizim başımıza getirilmişti. Ondan sonra bir Galatasaray'a gitme süreci peşinden gittik. Ondan sonra Işıkspor'a geçme süreci yine peşinden gittik. Ve zaten dediğim gibi de onu görerek, onu kendime örnek alarak zaten antrenörlük mesleğine ben de adımımı attım. Dediğim gibi zaten hani bir bağ kurması önemli antrenörün çocuğuyla. Biz zaten Hakan abi diyoruz zaten. Hiç hoca demezdik ona. Çünkü yani biz onunla bir sporcu yüzücü ilişkisimiz yoktu. Yani biz onu yani bir abimiz, babamız, bir aileden biriymiş gibi kabul ediyorduk. Keza o da bizi aynı şekilde kabul ediyordu. Ben de şu anda çocuklarıma vermeye çalıştığım, yüzücülerime vermeye çalıştığım felsefe, havuza, yüzmeye bakış açısı bu. Dediğim gibi Turkcell de bu 2020 olimpiyatları kapsamında hem atletizme hem yüzmeye çok yüksek bir şekilde fırsat, destek verdi. Büyük bu, bir destek verdi. Tabii ki bu proje çerçevesi içinde de yüzme bazında Türk Yüzme Federasyonu'nun başına baş danışman olarak Bob Bowman'ı getirdim, Michael Phelps'in antrenörü. Bu proje kapsamına da Kasım ayında belli olan sporcu ve antrenör geliştirme projesi başlattılar. Buna bir başvuru süreci vardı. Toplamda antrenör olarak 8 tane antrenör seçilip Maryland'de Baltimore Aquatic Club'a Bob Bowman'ın yanına... Kaçar mı abi böyle bir fırsat yani? Tabii ki. Yani ben de tabii ki de hani şöyle söyleyeyim, idealist dediğiniz kişilerden biriyim. Hayır, oraya gidip yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Baltimore'da gidelim yatalım biraz da geri dönelim şey yok, değil. Tabii, sen tabii, oradan tabii belki fersa fersa ileriye gitmiş tabii olarak. Yani işin ben dediğim gibi anlamında geldiğini de söylemişlerdi. İşin sadece bana set verin değil. Yani bana sadece yüzdüğünüz antrenmanları söyleyin değil. Ben onlardan istediğim, bana işin nasıl, yani ufkumu genişletin benim. Bu iş nasıl yapılıyor? Yani bir insan nasıl oluşturuyor? Bir şampiyon nasıl oluşturuluyor? Ben abi bunu öğrenmek istiyorum. Sen değil, Yannick Agnel bile kendini o şekilde teslim ediyor tabii oraya. Ki, tabii ve ki çıkıyor oradan şampiyonlar. Ben de dediğim gibi Kasım ayında işte kaçmayacak bir şekilde başvurumu yaptım. Federasyona teşekkürler. Layık görmüşler. Bu 8 antrenör içerisinde seçildim. Ben de Temmuz ayında, Temmuz 15, Eylül 15 dönemi arasında Bob Bowman'ın yanında olacağım. 2 ay boyunca değil mi? Evet, 2 ay boyunca. Güzel bir şey, gerçekten çok önemli bir kariyer adımı olacak senin için de. Evet. Konuyu aslında birazcık buraya taşıyacağım ama arada bir anmayı da geçmeden, hani evet, bir kişiyi anmadan, bir merhumu anmadan da geçemeyeceğiz. Çağla Özgen, Kerem Arda hocamızın hatırlatması üzerine, onun da bugün ölüm yıldönümü. Kendisi 20 yıl kanserle savaştı. Yüzme de kanserle savaşımında önemli bir yer edindi. Hayatında önemli bir yer teşkil etti. Hem moral anlamda hem fiziki anlamda. Kerem hocam, siz detayları biliyorsunuz. Arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Rejide biz hazırlamıştık bir tane fotoğrafını Çağla Özgen'in, merhum Çağla Özgen'in. Ekranlara yansıtırsanız seviniriz. Çok da egzajere etmeden durumu. Çağla Özgen bizim Master Yüzme Camiası'nın, Yüzme Camiası'nın sembol yüzlerinden birisi. 20 senedir kanserle mücadele edip yüzme yaşantısını hiç bırakmayan, antrenmanlarına devam eden, iş yaşamına devam eden, bu tavrıyla da herkesin takdirini toplamış bir yüzücüydü. Geçen sene Mart ayında maalesef aramızdan ayrıldı. Hastalığıyla daha fazla mücadele edemedi. Onun yanında tabii sevgiyle, özlemle anıyoruz Çağla'yı. Ama mümkün olduğunca da arkadaşları olarak, kardeşleri olarak hem onun adını hem de bu yaşam felsefesini yaşatmaya çalışıyoruz. Sağ olsun federasyonumuz da geçen sene Marmaris yarışlarını Çağla adına düzenledi. Çağla Özgen anma yarışları olarak. Biz de oraya iştirak ettik. Orada onun adına rekorlar kırıldı. Kendisi Ankara Üniversitesi Master Yüzme takımının sporcularından. Hala yaşatılıyor. İşte sosyal paylaşım sitelerinde bütün arkadaşları onun fotoğraflarını, profil fotoğrafı yapıyor. Antrenmanlarda onun pankartını açıyorlar. Böyle yani. Ruhu şad cennette, olsun. Cennette yazıyor Çağla. Ruhu şad olsun. Geçen senelerde yine adını anmak isterim. Hasan Gürtay abimiz Galatasaray'dan, o da vefat etti. Hiç beklenmedik anda. Tabii böyle üzücü durumlar da oluyor ama hayatın gerçeği. Allah'tan onların mekanı cennet etmesini diliyoruz. Teşekkür ederiz. İnşallah bu Çağla'yı yaşatma felsefesi de bütün takımlarda, bütün arkadaşların bazında devam eder. Sadece Çağla'yı değil, her sporun geçmişinde önemli başarıları, en azından başarı olmasa da kendine has hikayeleri olan sporcuların o sporun içinden kopmaması gerekiyor. Bir nevi kulaktan kulağa Çağla'ya aktarılması da sporcuların hem de spor kültürünün gelişimi açısından katkı sağlayacaktır diye
tahmin ediyorum. Birazcık genel konuşalım isterseniz. Türksel'in yüzmeye verdiği önemli desteğin ardından siz nasıl bir atılım bekliyorsunuz? Türkiye Yüzme Federasyonu bilimle en çok haşır neşir olan federasyonlardan bir tanesi. Zaten kendi başkanı da bir bilim adamı. Dolayısıyla aslında yüzme bilimle de çok iç içe geçmesi gereken de bir spor olduğu için doğru yol bulunmuş gibi gözüküyor. Siz yüzme havuzun içinden geliyorsunuz. Hem bu işin bürokrasisini, hem yarışmasını, hem duygusunu, her şeyini biliyorsunuz açıkçası. Nasıl bir hissiyatınız var yeni dönem federasyonu, yeni dönem demeyeyim ama yeni anlayışla, yeni yüzüyle hem federasyonu, hem verilen bu desteği, hem yüzme sporunun geleceğini diyeyim. Vallahi sözü kime vereceğimi bilemiyorum. Siz paylaşın aranızda ama biraz çabuk olursanız sevinirim. Ben başlayayım isterseniz, tamam. Geçsin. Kısaca yönetim bazından başlayalım. Spor bilim artık olmazsa olmazlardan, yani artık spor dediğiniz zaman kara düzen bir yönetim anlayışı sergileyemezsiniz. Hı-hı. Dünyayla baş etmek zorundasınız bu anlayışla beraber. Örneklemeleri yapacaksınız, başarılı olan projeleri alıp ülkenize uyarlamak zorundasınız. Bazen ama afaki olarak bakıldığında olaya proje al, kopyala, yapıştır, uygula bazen olmuyor, tutmuyor. Öyle. Neden tutmuyor? Burada canlı şahidi göreceksiniz. Efe yine Besço kökenli ama şimdi Dilara ile Bige'ye baktığımızda sporculuk yaşamlarını bitirip üniversite yaşamını, akademik yaşamlarını devam etmek zorunda kaldılar. Belki de 7 yaşından itibaren, 6 yaşından itibaren bu politikayı gütmüş olsak biz, bu politikayı aktarmış olsak Milli Eğitim Müfredatı'yla, Spor Bakanlığı'yla, devlet politikasıyla beraber belki onlar akademisyen olmak, avukat olmak ufkunda değil, Efe gibi bu spor bilimini ilerletmek, antrenör olmak, bu bilgiyi aktarmak isteyeceklerdi. Kesinlikle. Aynı zamanda belki de daha fazla rekor kıracaklardı. Hmm. Avrupa'da, dünyada daha fazla yarışlara katılıp daha büyük dereceler alacakları vesaire vesaire sıralanabilir. Model çok güzel. Zaten bilim kaçınılmaz bir gerçek artık. Bunun uygulanması gerekiyor. Ama bu uygulamaların haricinde de altyapıya da kanalize olma gerçeğinde atlamamak gerekiyor. Okullara inmek gerekiyor. Çünkü yüzme sporu gibi spesifik branşlar velilerin getirmesiyle, yani çoğu sporcuya sorsanız, yüzücüye sorsanız annesinin babasının elinden tutup hadi oğlum, hadi kızım sen yüzme öğren, sporcu ol demesiyle başlar. Kesinlikle. Hiçbir çocuk 7 yaşına gidip ben yüzme öğreneceğim deyip de bir havuza kaydolamaz. Çok az yani. Belki mahalle arasında futbol oynar, basketbol oynar ama yüzme gibi. O dönemi bir olimpiyat falan denk geliyorsa izler yarışları da birinden etkilenir de falan ama çok parametrenin bir araya gelmesi gerekiyor. Ben yönetim bilimlerinden konuşup sıramı arkadaşlarıma savayım. Onlar da biraz... Ama önce bir yüzme dünyasından gelişmelerden haberdar olsak, sonra onun üstüne de konuşacağımız şeyler var çünkü... Beni uyarmak zorunda çünkü süre tükenebilir herhalde, videoları da kullanmamız gerekiyor. Teşekkür ederim, sen gidebilirsin. Evet, haber turuyla devam edelim o zaman. Haber turuna çok önemli bir gelişmeyle başlıyoruz. Son yıllarda en çok atılım yapan federasyonların başında yer alan ve hedeflerini olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında final ve madalya olarak ortaya koyan Yüzme Federasyonu önemli bir çalışmaya imza atıyor. Türkiye Yüzme Federasyonu'nda bilim kurulu başkanlığı yapan Adana Çukurova Üniversitesi Besyo Müdürü Profesör Doktor Sanlı Sadi Kurdağ'ın başında yer aldığı projeyle daha önce yurt dışında kaydedilen yüzücü analizleri bundan böyle Türkiye'de yapılacak. Yüzücülerin departajından çıkışlarında verdikleri reaksiyondan su içindeki tekniklerine, dönüş performansından kulaç hızına kadar pek çok parametrenin ölçüldüğü yerli bilgisayar yazılımı, sporcuların yüzme performansını her yönüyle değerlendiriyor. Su içi ve su üstü görüntülerle desteklenen yazılımla yüzücülerin kişisel sportif gelişiminin arttırılması hedefleniyor. Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Ahmet Bozdoğan, geçmişte Estonya'nın başkenti Tallinn ve Hollanda'nın Eindhoven kentinde yapılan ve çok büyük maliyetlere mal olan analizlerin öncelikle Çukurova Üniversitesi, Ankara Er Yaman Olimpik Merkezi ve Bursa Gençlik Merkezi'nde yapılacağını vurguladı. Almanya'da gerçekleştirilen International Swim Meeting 2014 yarışmalarına katılan Yeşil Yurt Spor Kulübü'nün milli sporcusu Beste Samancı, Almanya'da yaptığı yarışmalarda 100 metre kurbağalamada yüzdü, 1.11.75'lik derecesiyle 13, 14, 15, 16 yaş kategorisinde bronz madalya ve 13-14 yaş kategorisinde altın madalya,
200 metre kurbağalama branşında yüzdü, 2.36.15'lik derecesiyle 13-14 yaş kategorisinde altın madalya kazanmayı başardı. Uçabilen kurbağa havuzu dalgalandırmayı sürdürüyor. Biz de başarılarının devamını diliyoruz. Adana'da iki gün süren okullar arası Yıldız Gençler, bayan ve erkek yüzme il birinciliği serbest, kurbağalama, kelebek, sırt üstü ve ferdi karışık kategorilerinde yapılan müsabakalarla sona erdi. Müsabakada dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik Spor Yüzme Baş Antrenörü Nesrin Olgun Arslan, Yüzme Tesisi Amiri Selçuk Babacan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Servisi Şefi Hanifi Altun, müsabaka hakemleriyle beden eğitimi öğretmenleri verdi. Anadolu Yıldızlar Ligi yüzme yarışları 7 ilden 120 sporcunun katılımıyla Kayseri'de yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Hasan Erdem Yavuz 50 metre ve 100 metre kurbağalamada birinci olurken 200 metre kurbağalamada ikinci oldu. Konya Büyükşehir Belediyespor müsabakalarda elde ettiği sonuçlarla takım halinde üçüncü olurken yapılan bayrak yarışlarında ise kız ve erkek takımlarımız üçüncü oldu. Konya Büyükşehir Belediyespor elde ettiği derecelerle Mart ayında Mersin'de yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Haber turunda şimdi sıra dünya gündeminde. Olimpik yüzücü Colin Jones 30. yaşını kutladı. Amerika serbest bayrak takımlarının değişilmez temsilcilerinden Jones'a tebrik mesajları yağarken takım arkadaşları siyahi yüzücüye ilerleyen yaşa dolayısıyla takılmadan edemedi. And I need all the happy birthdays that I can possibly get on Instagram, Twitter, Vine, anywhere. Because I'm turning 30, y'all. I'm getting old. I know I don't look over 25, but I'm getting older. And I need all the love I can get to Rio. Thank you. Fransa'nın Perpignan doğumlu Katalan sporcusu Frederic Bosque, geçirdiği omuz operasyonunun ardından antrenmanlara başladığını duyurdu. Sosyal medyada tedavi evresinin ilk antrenmanı "zaman kaybetmek yok" mesajı yayınlayan Katalan sporcu, omuz ameliyatından yalnızca 3 gün sonra yeniden suya dönerek Azmin'de ispat etmiş oldu. Haber turumuzun sonunda ise bir rekor var. 1987 doğumlu Danimarkalı yüzücü Janet Otsen, geçen hafta Doğu Danimarka Uzun Kulvar Şampiyonası'nda 50 metre serbestte 24.54 ile bitirerek geçen yıl Barcelona'da kırdığı rekoru egale etmiş oldu. 2011'de Danimarka'da yılın sporcusu seçilen Otsen, 3 olimpiyat görmüş olmasına rağmen henüz madalya kazanabilmiş değil. Ulusal ve uluslararası gündemde böyleydi. Sizlerin açıkçası bu haberler arasında biz de izlerken konuştuk. Dikkat çekmek istediğiniz noktalar da var. Beste Samancı özellikle kendisi Türkiye'nin son dönemdeki en hit sporcularından bir tanesi olma yolunda ilerliyor. Madalyaya da doymuyor kesinlikle. Uçabilen kurbağa, biz de onu tebrik etmiş olalım. Bir şeyler söylemek isterseniz söyleyin hakkında. Bu küçük yaşta bu kadar başarılara elde ediyorsa inanıyorum. Destekle. Değişik projelerle çok daha iyi noktalara gelecektir. Herhalde 2016'daki hedefi de bellidir şimdiden. Hı hı. Biz de başarılar dilerim. Size o zaman hemen başka bir soruyla devam edelim. Spor eğitim konusuna gelmiştik. Siz de geleceğin eğitimcilerinden bir tanesiniz. Doçent, profesör, artık bütün kademeler sizleri bekliyor inşallah. İnşallah. Tabii biliyorsunuz ki 4+4+4 eğitim sisteminin ilk 4 yılında beden eğitimi öğretmenleri hiç yok. Beden eğitimi dersleri 2 saat sadece haftada ve sınıf öğretmenleri derslere girecekler. Dolayısıyla 6 ile 10 yaş arasında çocuğa süzme bir spor kültürü aktaracağız. O 4 sene içerisinde bahçede top oynatarak gibi özellikle sporlar yapacaklar diye tahmin ediyorum. Spesifik sporlar yapacaklar. Bu tabii bizim eğitim sistemimizin köküne kibrit suyu dökecek noktalardan bir tanesi diye tahmin ediyorum. Bir de şöyle bir nokta da var. Siz aynı zamanda üniversitede de akademisyenlik yapıyorsunuz. Gençler şampiyonalarında biz hep bir seviyeye kadar, ilk 5 seviyelerine kadar zorlarız. Ama gençlerden ne zamanki seniorlara, üst yaş gruplarına geçeriz, o zaman genellikle o kötü başlıklar gelir akıllara. Yok havuzda boğulduk, yok orada olduk, böyle olduk falan gibi. Nedendir bunun sebebi? Bu iki konuyu değerlendirir misiniz? Tabii yani genelde üniversite
Bizde bir şeydir, çıtadır. Herkes üniversite sınavı için çok çalışır. Dershaneler, işte özel dersler olsun. Bunlar bir problem. Ama hani dünyanın her yerinde eğitim var. Hani eğitim, sporcular eğitim almıyor diye bir şey yok. Dolayısıyla hani şimdi işte Efe hocamız da... Dünya nasıl bir entegrasyon yapıyor yani sporla eğitimi? Yani çeşitli özellikle burslar var. Özellikle üniversite seviyelerinde sadece okul not ortalamalarına bakılmaksızın sosyal hayatınızda nasıl aktivitelerde bulunduğunuzu daha ön plana çıkıyor ve bu üniversiteye girişinizde bir etken oluşturuyor. Dolayısıyla burslar veriliyor. 4 senelik hayatınız boyunca siz yüzmeye aktif olarak ve yüksek performansla devam ediyorsunuz ve üniversiteyi de ücretsiz olarak hani kendi profesyonel hayatınızı devam ettirmek için. Çünkü yüzme 30 yaşından sonra yapılamayacak bir spor. Bir şekilde hayatınızı devam ettirmeniz lazım ve elinizde bir mesleğinizin olması önemli. Şimdi o seçime gelince insanlar bir yerde duraksıyor Türkiye'de maalesef. Sponsorluklar şu anda gitgide artıyor ama o zamanlar bizim zamanımızda bunlar azdı. Hayatını idame ettirme çabası birazcık. 30 yaş dediniz. Colin Jones da 30 yaşına gelmiş. Help mi diyor adam işte. Yani bana yardım edin moralman mümkünse diyor. Evet. Kendisi de 30'un yani 16 yaşında dünya rekoru çıkarsa 30 yaş gerçekten birazcık kemale ermiş bir yaş olabilir. Bir spor için diyelim. Bunun ötesi de bence işin ehli olan insanları yani mesela biz antrenörlerimizden bahsettik. Bizim antrenörlerimizin en önemli özelliklerinden birisi antrenördür, psikologdur, doktordur, sosyal masördür, abidir, abladır, annedir, babadır. Yani bunların hepsinin ayrı olması gerektiğine inanan bir insanım. Bilim, ben de bilimin içinde olan bir insanım. Bugün yüzme işte mayolardan tutun, bunlar da bir teknoloji. Biyomekanik, fizyoloji bunlar hep önemli özellikler. Herkesin yapabileceği bir spor branşı mutlaka bulunur. Bu yüzme olur, atletizm olur, tenis olur. Ama bunların bunlar için işinin uzmanı olanlardan yardım alınmalı. En önemli noktalardan bir tanesi sürdürülebilir olması. Frederick Buski'yi gözünden tanıyan bir insan var yanımızda. Dilara anında görüntü yaptın gerçekten. Sen hani Frederick Buski'yi Türkiye'de kaç tane İnsan tanır. Kaç biz tane spor sever tanır? Evet. Sizin öyle bir hikayeniz var. Geçen yılki dünya şampiyonasına bir atıfta bulunalım hemen. Çok da kısa zamanımız kaldı. Geçen yılki dünya şampiyonasının İstanbul'da yapılacağını öğrendiğimizde işte gönüllü mihmandarlık için başvurduk. Sağ olsun oradaki Kerem Tanılıkan Bey de tanıyınca hani seç dedi istediğin ülkeyi. Dedim Fransa olsun. O yüzden hani Frederick Buske ile bayağı bir haşır neşir olmuşluğumuz var. Ki da son olimpiyat 50 serbest şampiyonu Florent Manodou da geldi. Bir sürü başarılı sporcu geldi. Güzel bir haftaydı. Gerçekten güzel bir haftaymış sizler için. Güzel anılar bırakmış olmalı diyelim. Programın artık sonuna geliyoruz. Eklemek istedikleriniz varsa rica edeyim Füsun Hanımcığım. Ben sadece şunu eklemek istiyorum. Buyurun. Sporun yaşı yok. Her yaşta yapılabilir. Yeter ki bunun biz için destek olunsun. Spor yapılacak alanlar olsun. Ve spor yapmaya hevesli insanlar olsun. Sağlık için spor diyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu güzel sosyal mesajla da programı kapatabiliriz. Artık daha ekleyecek bir söz almıyorum. Zaten en büyüğünüz konuştu. Onun üzerine söz koymayın. Sizler de Efe Hocam size de iyi yolculuklar dileyelim. Döndüğünüzde çok bilgi biriktirmiş olarak gelin. Bizleri de bunları İnşallah sizi aktarın. De öyle anar öğrencileriniz. İnşallah hedefimiz o. Hedefimiz o dediğim gibi. Aynen öyle. Güzel bir kariyerde sizleri bekliyor. İnşallah. Olsun. Teşekkürler katıldığınız için. Değerli izleyiciler. Türksel Yüzme Dünyası'nı kapatıyoruz. Evet, Aslı'cığım senin söylemek istediğin bir şeyler var mıydı? Yok, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sana bu çok hafta teşekkür ederiz bu arada. Evet. Güzel videolar hazırladı bizler için. Bu hafta değil, bir sonraki hafta tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Türksel Yüzme Dünyası'nı sundu. İtalya Voleybol Ligi'nde 13. haftanın perdeleri Sports TV'de açılıyor. Lider Piacenza, Ornavasso deplasmanında galibiyet arıyor.
İtalya Bayanlar Voleybol Ligi Ornavasso Piacenza karşılaşması bugün 21.30'da canlı yayında Sports TV'de. İtalya'nın 2 numaralı kupasında 4'lü finaller başlıyor. Çizmenin en yetenekli voleybolcuları Sports TV'de arzu endam ediyor. İtalya Kupası yarı finali Piacenza-Trentino karşılaşması Cumartesi 19.30'da Naklen Sports TV ve Sports TV eşliğinde. Endesa'da 22. hafta heyecanı başlıyor. Maçlar yine Sports TV'den takip ediliyor. La Maradona'lı Lavaral Kutsa ligde playoff kovalayan Juventus'u konuk ediyor. Lavaral Kutsa Juventus karşılaşması Pazar 13.15'te Naklen Sports TV'de. Çizmede kupa finali oynanıyor. Spor'un kanalı Sports TV mücadeleyi an be an takip ediyor. İtalya Kupası'nda final heyecanı yine Sports TV'de yaşanıyor. İtalya Erkekler Voleybol Kupası final karşılaşması Pazar 18.30'da Naklen Sports TV ve Sports TV eşliğinde. Kanalı Sports TV Mart ayında dünyanın sporunu yine evimize taşıyor. Türkiye'nin en geniş içerikli spor kanalı yılın ilk çeyreği biterken tam 8 uluslararası spor organizasyonunu izleyiciyle buluşturuyor. Dünyanın en iyi basketbol ligi Liga Endesa yine Sports TV'de. İspanya Erkekler Ligi'nde devlerin kapışması devam ediyor. Real Madrid, Barcelona, Valencia ve Malaga'nın tüm maçları Sports TV ve Sports TV eşliğinde. Spor'un kanalı Mart ayında futbol saraylara da şölen sunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Futbol Ligi, Major League Soccer, Sports TV ve Sports TV eşliğinde. Thierry Henry, Jermaine Defoe ve daha fazlası Mart ayı boyunca Sports TV ve Sports TV eşliğinde. Dünyanın en çekişmeli jimnastik şampiyonalarının tek adresi Sports TV. Amerika kıtasının en köklü şampiyonalarından FIG Dünya Kupası sadece Sports TV ve Sports TV eşliğinde. Mart ayında artistik ve ritmik jimnastikin zirvesi Spor'un kanalında izleyicilerle buluşacak. Mart ayında WT klasikleri yine ve sadece Sports TV'de. Sezonun iki büyük turnuvası peş peşe tenis severlerle buluşuyor. WT Indian Wells ve Miami Mart ayında Sports TV ve Sports TV eşliğinde. Türk voleybolunun yıldızları Spor'un kanalında fileye yükseliyor. Teledünya Süper Kupa'da sıra bayan takımlarında. Teledünya Süper Kupa Bayanlar Çeyrek Finalleri Mart ayı boyunca Sports TV'de. Çizmenin tüm voleybol heyecanı yine Sports TV'de. Spor'un kanalı İtalya Kadın ve Erkek Voleybol Liglerine ek olarak İtalya Kupası'nı da ekranlarınıza taşıyor. Erkekler İtalya Kupası Mart ayında Sports TV'de. İtalya basketbolunun en ileri yine ve sadece Sports TV'de. Milano'dan Roma'ya, Brindisi'den Siena'ya çizmenin en kaliteli maçları Mart ayında Spor'un kanalında. Avrupa Handball'un kalbi Sports TV'de atmaya devam ediyor. Yıllardır Handball'un en önemli destekçisi Mart ayını es geçmiyor. Avrupa Handball Şampiyonlar Ligi son 16 maçları Mart ayında Sports TV ve Sports TV eşliğinde. Sports TV, Spor'un kanalı. 360 derece konfor yaşatan Klima Plus hava durumunu sunar.